Sultanım, bir anne olarak şehzademizle ne kadar gurur duysanız az. Allah yolunu açık etsin. Amin. Sağ ol Gülfem Hatun. Sultanım, sizi burada görmekten memnun oldum. Şeref verdiniz. Üzerine alınma Hürrem. Ben şehzadem için geldim. Malum, o senin değil. Benim kanımda. Görüyorum ki hala öfkelisiniz. Fakat böyle günlerde öfkeye, dargınlığa yer yok. Aramızda geçenleri bir kenara bırakalım. En azından bugünlük. Sultanım, merasim başlamak üzere. Tamam. Çıkarız şimdi. Afife Hatun? Mahidevran Sultan nerede? Gelmeyecekler mi? Ben derhal bakıyorum. Sultanım. Hürrem, tebrik ediyorum. Allah şehzademize uzun ömürler versin. Amin. Herkes geldiğine göre çıkabiliriz artık. Seni gördüğüme sevindim. Sırf bana izletmek için onca zahmete katlandın. Hiç kaçırır mıyım? Paşamızla aranız nasıl sultanım? Geldiği günden beri hiç konuşmadım. Zaten konuşacak bir şey de yok. Sultanım, böyle yapmayın. Müsaade edin paşamız hatasını telafi etsin. Sultanımızın hakkı var. Hiç değilse bir fırsat verin. Hem bu yaptığınız kendinizi cezalandırmak olur. O kadar kolay değil Gülfem. Ona her baktığımda uğradığım ihanet geliyor gözüme. Afife Hatun. Buyurun sultanım. Sümbül Ağa'yla birlikte oğlumun haremi için hazırlıklara başlayın. En güzel, en akıllı hatunları seçmenizi istiyorum. Bizzat ben alakadar olacağım hepsiyle. Ona göre. Nasıl emrederseniz sultanım. Mehmet bu işe pek sevinecek. Yemin merasiminde Nasu Efendi'nin yanındaydı. Kim olduğunu ondan öğrenebiliriz. Bu kadar merak ediyorsanız söyleyeyim sultanım. Ben kim olduğunu öğrendim. Ne? Niye söylemiyorsun? Kimmiş adı ne? Yahya. Ona Taşlıcalı Yahya diyorlarmış. Hem asker hem de şairmiş. Taşlıcalı demek. Senden korkulur. Nasıl öğrendin? Kuşlar söyledi. Bu gece hazır ol. Hünkârımızın yanına gideceksin. Sultanım, gidiyor musunuz? Bu akşam Mahidevran'la Mustafa'yı yemeğe çağırdım. Sen de Mehmet'le birlikte gelirsin. Elbette sultanım, geliriz. Hürrem.